Toz koparan İskender kimdir? Yeniden ekranlara dönen Toz Koparan dizisi sonrası Toz Koparan kelimesinin anlamı bir kez daha önem kazandı. Toz Koparan İskender gerçek mi? Gerçekten var mıydı? Toz koparan ne demek? Türk Dil Kurumu'na göre toz koparan kelime anlamı çok rüzgarlı yer demektir. Ancak TRT 1'deki dizide geçen toz koparan ise tarihi anlamı olan bir kişinin ismi haline gelmiş ve daha sonrasında bir makamı temsil eden isim haline gelmiştir. TRT 1'de dizide kullanılan anlamı da bu şekildedir. Yani en iyi okadan kemankeş demektir. Normal şartlarda iyi ok kullananlara kemankeş denir. Ancak Osmanlı döneminde yaşamış toz koparan İskender isimli tarihi şahsiyet nedeniyle günümüzde artık bu ifade çok iyi ok atanlar için de kullanılan bir ifade halini almıştır. Toz koparan İskender, okçuluk tarihimizin en büyük kemankeşi sayılır. İmparatorluğun çeşitli illerinde 10 ayrı rekor kırmış ve bunların hiçbiri daha sonra aşılamamıştır. Rivayete göre bir gün ok meydanında tuttuğu yeni bir yayın kabzasını şevkle sıkınca kabzayı kaplayan kayın ağacı kabuğu tozu parmaklarına yapışıp yerinden kalkmış. Bunu gören meydan pirlerinden Yıldırımlı Baba hayranlıkla "Bu pehlivan toz koparan" demiş ve lakabı orada kalmıştır. Olağanüstü kuvvetine ilişkin birçok hikaye anlatılır. Yavuz Sultan Selim'in İran ve Mısır seferlerine katılmıştır. İmparatorluğun çeşitli illerinde 10 ayrı rekor kırmış ve bunların hiçbiri daha sonra aşılamamıştır. En uzun rekoru gün doğusu havasıyla atılan Arkuru menzilinde 1281,5 gezle kırmıştır. Bu 846 metrelik uzaklıktır. Bir dünya rekorudur. Rekor taşı bugün bulunduğu yer asıl yeri değildir. Yok olmaması için buraya taşınmıştır. Üzerindeki tarih bu taşın toz koparan İskender'in ölümünden bir süre sonra onun kaybolmuş menzil taşlarından birisinin yerine dikilmiş olabileceğini akla getirmektedir. Çünkü ölüm yılı kesin olarak bilinmemekle birlikte toz koparan İskender'in bu tarihe kadar yaşamadığı biliniyor. Bir başka olasılık, söz konusu taşın aynı lakabı taşıyan Kanuni dönemi kemankeşlerinden toz koparan Ahmet Ağa'ya ait olmasıdır. Meydanda çalışırken geceleri sol kolu üstüne yatmaması için iki kişinin nöbet beklediği bile söylenir. Toz koparanın yiğitliğine ilişkin pek çok menkıbe anlatılır. Toz koparan İskender ve Bahtiyar. Fatihli yıllarda İran'dan Bahtiyar adlı bir okçu gelir. Bu adamın enteresan maharetleri vardır. Padişahın önünde şov yapması neyse de kapışacak rakip dilemesi hoş değildir. Bu cüret Fatih'in canını sıkar. Döner vezirlerine, "Bizde buna galip gelecek yiğit yok mu?" diye sorar. Doğrusu Türkler mesafe ve nişancılık yönünde emsalsizdirler. Ama okla taş kırmak ve levha delmek gibi bir çalışmaları yoktur. Babı Hümayun'da tarifsiz bir telaş başlar. İhtiyar kemankeşler önce gücü zehir gibi birini ararlar. Ortaya birkaç kantar ağırlığında bir taş koyup "Bunu kaldırana büyük mükafat var" diye bağırırlar. Toz koparan İskender o günlerde bir bakraç eridir. Sağa sola su yetiştirir. Meydana utana sıkıla çıkar ama söz konusu taşı da kaldırıp yerine bırakır. Kemankeşler bu genci alır ok meydanına götürürler ve derse başlarlar. Sıkı eğitimle İskender önce kepaze kabzasıyla çalışır. Başlangıçta talebelere ısınmama babında 33 kez tesbih adedince kepaze bir nevi yay gerdirirler. İlerleyen günlerde bu sayı 66'ya çıkarılır. Daha sonra 99'a. Ama İskender ilk gününde bini zorlar, sınırları yıkar. Lakin her güçlü olan kemankeş olamaz ki. Nice çelik bilekler vardır ki okunu mesafe aldıramaz. Kemankeş dediğin yayının dilinden anlamalı, rüzgarın nefesinden tanımalıdır. Bizde 900 geze ok sallamayan, uçan kuşu vuramayan ve bir hamlede sadak boşaltamayan şeyhin elinden kabza alamaz ki. Kemankeşlik de ilk mertebe budur. Toz koparan İskender güçlü olduğu kadar zekidir, halis ve gayretlidir. Çok geçmeden menzilleri bozar, rekor taşlarından öteye
okşalar. Onu alelacele Acem'in karşısına çıkarırlar. Toz koparan İranlı'nın yaylarını ikişer ikişer gerer ve deldiği levhaların üstüne birer tane daha koydurup parçalar. Hükümdar Bahtiyar'a büyük ihsanlarda bulunup var indi gördüğünü iyi söyle diyerek memleketine yollar.